Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak Türkmenistan'a gidiyoruz. Türkmenistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile görüştü. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın 15. zirvesi kapsamında Türkmenistan'da bulunan Erdoğan'ın zirve kapsamında temaslarına başladığı ifade ediliyor. Zirvenin yapıldığı Karakurum Oteli'nde basına kapalı gerçekleşen Erdoğan ve Reisi görüşmesi yaklaşık yarım saat sürdü. Daha sonrasında görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir haber servis edilmiyor. Son aylarda İran rejimi Türkiye karşıtlığında zirve yapmış durumda. Özellikle İran medyasında sık sık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karalayan haberler servis ediliyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov an itibariyle Türkmenistan'a varmış durumda. Bizzat Kurbankulu Berdimuhamedov tarafından kendisi havalimanında resmi törenle karşılanıyor. Türkmenistan'da Karakurum Oteli'nde Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamoğlu Rahman ve Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alevi de ikili ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere bir araya geldiğini duyuruyor. Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, Bosnalı Sırp lider Milorad Dodin, ordudan çekilme fikrinden vazgeçtiğini duyurdu. Schmidt, bölgesel liderlerin Dodi'yi Sırp Cumhuriyeti Entity ordusu kurma fikrinden vazgeçmeye ikna ettiklerini duyurdu. Yüksek Temsilci, Dodi'yi bölge barışını tehdit eden bu hamleden kimin vazgeçirdiği hakkında ise bilgi vermedi. Dodik son dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü. Bunu da hatırlatalım. Schmidt, Dodik'in kendisini siyasi olarak güvenirliğini zedelemeden geri adım atamayacağı bir duruma soktuğunu da söylüyor. Schmidt, ülkedeki krizin henüz sona ermediğini de dile getiriyor. Mısır-Etiyopya savaşı beklerken an itibariyle Sudan-Etiyopya savaşına doğru gidiyoruz. Sudan ordusu Etiyopya birliklerinin sınır ötesi saldırı başlatarak 20'den fazla Sudanlı askeri öldürmesinden bir gün sonra Etiyopya sınırına yeni askeri takviyeler yolluyor. Sudan ordusu Etiyopya'nın Faşaka bölgesinde hasat mevsimini engelleme girişimiyle yüzleşeceğini söyledi. Burada Etiyopya Sudan'ın topraklarını işgal etmiş durumda. Tıpkı zamanında Somali topraklarını işgal ettiği gibi bu şekilde bu sefer Sudan'dan sert bir cevap bekliyoruz. Diğer haberimiz, Rus uzman şu şekilde değerlendirmeler yapıyor. Rus Hava Kuvvetleri Akademisi yeni çok değişik bir robot geliştirdi. Taş şeklinde robotu görmektesiniz. Hareketlere cevap verebilir, veri toplayabilir, verileri işleyebilir ve 2 kilometre uzaklıktaki operatöre 15 saat boyunca iletim yapabilir cümlesi kullanılmış. Gerçekten Rusya'nın çok değişik bir şey ürettiğini görmekteyiz. Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın 14.500'den fazla üyesinin gönüllü olarak Nijerya ordusuna teslim olduğu duyuruldu. Kırgızistan'da halkın gelecek 5 yıl görev yapacak milletvekillerinin seçimi için yerel saatte 08'de sandık başına gittiği ifade ediliyor. Merkez Seçim Komisyonu yurt içinde kaydı bulunan 3.703.420 seçmen için 2.435 sandık kurdu. Kayıtlı oldukları seçim sandığında oy kullanmaya gelen seçmenlerden maske takmaları, 1 metre arayla sıraya girmeleri istenirken el dezenfektanı sıkılıyor ve ateşleri ölçülüyor. Seçmenler kayıtlı oldukları sandıklarda kimlik belgelerini göstererek yüz tanıma sisteminden geçiyor. Daha sonrasında parmak izleri kontrol ettirerek elektronik sistemle oy kullanıyor. Görevliler tarafından seçmene verilen 2 oy pusulasında parti listesindeki milletvekili adayını ve bağımsız adayı işaretlemeleri isteniyor. Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Dea Erpin, Uganda'nın Antalya Fahri Konsolosluğu'nun açılış resepsiyonuna katıldığı da duyurulmuş. Dost ülke Arnavutluğun 28 Kasım Bayrak Günü kutlanıyor. Avlonya Millet Meclisi'nde 28 Kasım 1912'de Arnavutluğun bağımsızlığının ilan edilmesi dolayısıyla Bayrak ve Bağımsızlık Günü 106 yıldır hem Arnavutluk'ta hem de Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı diğer ülkelerde törenlerle kutlanıyor. İtalyan gümrük polisi şu anda Karadeniz üzerinden Bakü'ye Azerbaycan'a nakliye gerçekleştiriyor. ATR-72-600'ü görmektesiniz. Bununla ilgili haber OSINT uzmanları tarafından servis ediliyor.
Kamerun'a gidiyoruz. Kamerun Cumhuriyeti ekonomik kapasitesi, tarıma elverişli geniş arazileri ve zengin doğal kaynaklarıyla Afrika'nın önemli ülkelerinden birisi olarak görülüyor. Kamerun'un merkez bölgesi Nicol Metin köyünde çiftçilerin kakao hasadına başladı ve çiftçilerin bu yıl kakaonun kilogram fiyatının yaklaşık 11 ABD doları olduğunu ifade ediyor. Uzman Rob Lee şu değerlendirmeyi yapıyor. NATO'nun Kiev'e sağladığı silahların hiçbiri oyunun kurallarını değiştirmiyor. Ancak Rusya'nın uzun menzilli füzeleri veya hava savunma gibi şeyleriyle beraber Ukrayna'nın şansı olduğunu düşünmüyorum. Rusya tansiyonu yükseltmeye karar verirse Ukrayna'nın TB2'sini ilk 30 dakikada yerde yok edecektir cümlesini kullanmış. İnsanlar TB2 ve diğer insansız hava araçlarının en iyi ordulara karşı ne kadar etkili olacağına dair yanlış bir algıya sahipler. Çünkü bunlar yalnızca isyancı gruplara veya sınırlı yaygın yetenekleri olmayan hava savunma sistemleri nispeten zayıf ordulara karşı kullanıldı. TB2 insansız hava araçları geçen yıl 2. Karabağ Savaşı'nda kilit rol oynadı ve Ermenistan ilk 30 dakikada çok ağır ekipman kayıpları yaşadı. Ancak bu kayıpların çoğu Azerbaycan çok namlu roketatar sistemlerinden dolayı oldu şeklinde uzman da kendisini kandıran açıklamalarına devam ediyor. Trabzon'a gidiyoruz. Lego gibi birleştirilen liman vinçlerinin Rusya'ya götürüleceği duyuruldu. İrlanda'dan parçalar halinde gemiyle Trabzon limanına getirilen, burada Türk ve yabancı mühendislerin yer aldığı 60 kişilik ekibin 4 ay süren çalışmasıyla birleştirilen 108 metre yüksekliğindeki iki vinç, Dubai'ye yüklenerek deniz yoluyla Rusya'nın Novorossiysk limanına gidecek. Trabzon Liman İşletmesi Müdürü şu açıklamayı yapıyor. 14 milyon euro değerindeki vinçler özel raylar döşenerek Duba'nın içerisine yerleştirilecek ve sabitlenecek. Vinci sabitlemek için kullanılacak malzeme ise 155 bin euro civarında şeklinde kendisinden açıklamalar geldi. Malatya'da Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sultan Suyu Tarım İşletmesi'ne yetiştirilerek bu yıl satışı yapılan 67 koşu atıyla 15 elit taydan 12 milyon lira gelir elde edildiği duyuruldu. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde 1865'te kurulan işletme Türkiye'de safgan Arap atı yetiştirilen ender haralardan değerlendiriliyor. 1,5 asırlık tecrübe birikimiyle yetiştirilen safgan Arap koşu atlarıyla safgan Arap elit tayları her yıl açık artırma usulüyle satılarak gelir elde ediyor. Bu kapsamda görüntüleri görmektesiniz. Diğer haberlerimizi aktaralım. Konya'ya gidiyoruz. İş gezisi sayesinde Türkiye ve Özbekistan arasında lezzet köprüsü kurdu şeklinde haber servis ediliyor. Ekmek üreten bir fırıncı Özbekistan'a yaptığı iş gezisi sırasında tanıştığı meslektaşını davet ederek Özbek lezzetlerini Konyalılara tanıştırdı. Özbekistan'da da Türk lezzetlerinin tanıtılması bekleniyor. Bundan sonra geleneksel olarak her sene bu lezzet alışverişini sürdüreceğiz. Bu işe diğer Türk cumhuriyetlerini de eklemek istiyoruz şeklinde değerlendirmeler gelmiş. Hoşça kalın.